Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir varmış bir yokmuş. Gündüzleri güneşin ışığıyla aydınlanan, geceleri ayın ışığıyla parlayan bir diyarda yaşlı bir kadınla yaşlı bir adam varmış. Bu yaşlı çift çok fakirmiş. Bütün gün ıhlamur toplayıp yiyecek şey bulmaya çalışırlarmış. Gün batarken keşke bir çocuğumuz olsaydı diye arzu edip tan ağarana kadar beklerlermiş. Günlerden bir gün yine ıhlamur toplayıp dururken yaşlı adam bir ağacın altında bir şey parladığını görmüş. Merakla yaklaşıp bakmış. Meğer orada bir kukla varmış. Ama bu sıradan bir kukla değilmiş. Çok güzel ve ince işçilikli bir kuklaymış. Kuklanın vücudu ahşaptan yapılmış ama çok pürüzsüz ve çok parlakmış. Kuklanın yüzü bembeyazmış, yanakları pembe pembe kızarmış. Gözleri mavi boncuklardan, saçları sarı ipliklerden yapılmış. Dudakları kırmızı bir kurdaleden kesilmiş. Kuklanın üzerinde rengarenk bir elbise varmış. Elbisenin eteği çiçeklerle süslüymüş. Yaşlı adam bu güzel kuklayı görünce çok sevinmiş. Hemen yerden almış. "Ne kadar da şanslıyım bugün. Böyle güzel bir kukla buldum. Bu kukla benim kızım olsun. Ona bakayım, onunla konuşayım. Belki de o da bana cevap verir" diye kendi kendine konuşmuş. Sonra evine doğru yola koyulmuş. Evde yaşlı kadına bu güzel kuklayı göstermek için sabırsızlanmış. Yaşlı çift birbirine bakarak "Keşke bizim de böyle bir çocuğumuz olsaydı. Bizi sevseydi, biz de onu severek büyütseydik. Böyle yalnız ve üzgün ölmeseydik" diye hayal kurmuşlar. Tam o anda kuklanın kımıldadığını fark etmişler. Kukla sedirden atlayıp önlerine gelmiş. 19 yaşında çok güzel bir genç kız olmuş ve yaşlı çifte gülümseyerek "Merhaba, ben sizin kızınızım. Beni sevin, ben de sizi seveyim" demiş. Yaşlılar bu sözleri duyunca çok şaşırmışlar ama aynı zamanda çok da mutlu olmuşlar. Yaşlı kadın "Gerçekten mi? Sen bizim kızımız mısın?" diye sormuş. Kukla "Evet, ben sizin kızınızım. Siz beni istediniz, ben de geldim" diye cevap vermiş. Yaşlı adam "Ama sen bir kuklaydın. Nasıl canlandın?" diye sormuş. Kukla "Sizin sevginizle canlandım. Siz beni isteyince ben de sizin olmak istedim" diye açıklamış. Yaşlı kadın kuklayı kucaklamış ve öpmüş. "Sen bizim mucizemizsin, sen bizim kızımızsın" diye sevinçle bağırmış. Yaşlılar bu yaşadıklarına çok şaşırmışlar ama aynı zamanda çok da sevinmişler. Yaşlı kadın kuklayı kucaklayıp bağrına basmış. Yaşlı adam "Kızım, senin bir adın olsun istiyorum. Sen adının ne olmasını istersin?" diye sormuş. Yaşlı kadın da "Evet, kızımızın bir adı olmalı" diye eklemiş. Kukla "Benim bir adım yok ki. Siz bana ne derseniz o olayım" diye cevap vermiş. Yaşlı adam "Peki, o zaman sana kukla kız diyelim. Çünkü sen bir kuklaydın ama bizim kızımız oldun" diye teklif etmiş. Yaşlı kadın "Evet, kukla kız güzel bir isim. Hem kukla hem kız, hem oyuncak hem canlı" diye onaylamış. Kukla "Tamam, benim adım kukla kız olsun. Ben de size anne ve baba diyeyim" diye razı olmuş. Yaşlı çift "Tamam kızım, sen bizim kukla kızımızsın. Biz de senin annen ve babanız" diye sevgiyle ona sarılmışlar. Sonra da kukla kıza iyi dileklerde bulunmuşlar. "Kukla kızım, sen hep mutlu ol, sen hep sağlıklı ol, sen hep bize baht getir, sen hep bizimle kal diye temenni etmişler. Yaşlı çift çok mutluymuş. Eskiden sadece ıhlamur toplayıp geçinmeye çalışırlarken şimdi kukla kız sayesinde halı dokuyup satıyorlarmış. Kukla kız çok güzel ve renkli halılar dokuyormuş. Yaşlı adam da pazardan yün alıp eve getiriyormuş. Yaşlı kadın da kukla kızın dokuduğu halıları pazarda satıyormuş. Böylece yaşlı çift yavaş yavaş zenginleşiyormuş. Yaşlı adam bir gün eve geldiğinde kukla kıza, "Kızım, sen çok güzel halılar dokuyorsun. Bu halılar sayesinde biz rahat ettik. Senin bir isteğin var mı?" diye sormuş. Kukla kız, "Babacığım, benim hiçbir isteğim yok. Siz beni sevin yeter" diye cevap vermiş. Yaşlı adam, "Biz seni çok seviyoruz kızım. Sen bizim hayatımızın en güzel hediyesi oldun" diyerek ona sarılmış. Yaşlı kadın da eve gelmiş, elinde bir torba para varmış. "Anneciğim, bugün halıları sattın mı?" diye sormuş kukla kız. Yaşlı kadın, "Evet kızım, hepsini sattım. Bak ne kadar para kazandık" diye göstermiş. Kukla kız, "Anneciğim, çok sevindim. Bu paralarla ne yapacaksın?" diye merak etmiş. Yaşlı kadın, "Bu paralarla evimizi güzelleştireceğiz kızım. Yeni eşyalar alacağız, sana yeni kıyafetler alacağız, yeni yiyecekler alacağız" diye saymış. Kukla kız, "Çok güzel olur anneciğim, ama bana hiçbir şey almana gerek yok. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok" diye itiraz etmiş. Yaşlı kadın, "Olur mu kızım? Sen bizim bir tanecik kızımızsın. Sen herkesten daha çok hak ediyorsun güzel elbiseler giymeyi" diye ısrar etmiş. Kukla kız, "Peki anneciğim, sen bilirsin" diye razı olmuş. Yaşlı çift ve kukla kız böyle mutlu ve mesut bir şekilde yaşıyorlarmış. Bir gün kukla kız pazarda halı satan yaşlı annesinin yanına gelmiş. Yaşlı kadın ona, "Kızım, sen çok güzel halılar dokuyorsun ama hep aynı renk ve desenlerde dokuyorsun. Neden biraz değişiklik yapmıyorsun?" diye sormuş. Kukla kız, "Anne, ben hep bildiğim gibi dokuyorum. Başka nasıl dokuyacağımı bilmiyorum" diye cevap vermiş. Yaşlı kadın, "Benim canım kızım, o zaman sana bir önerim var. Yarın sabah erkenden kalk ve dağa çık. Orada renk renk çiçekler var. Onlara bak ve onların renklerini ve şekillerini halılarına motifler olarak işle. Böylece daha güzel ve ilgi çekici halılar dokuyabilirsin" demiş. Kukla kız bu öneriyi çok beğenmiş. Ertesi sabah erkenden kalkmış ve dağa çıkmış. Orada gördüğü çiçeklerin güzelliği karşısında hayran kalmış. Her birine dokunmuş, koklamış ve ezberlemiş. Sonra eve dönmüş ve yünlerini boyamaya başlamış. Çiçeklerin renklerini yünlere yansıtmış. Sonra da halı dokumaya koyulmuş. Halının üzerinde sarı papatyalar, kırmızı gelincikler, mor menekşeler, pembe laleler belirmiş. Kukla kız bütün gece çalışmış ve ancak sabah olunca halısını dokumayı bitirebilmiş. Halıya bakınca çok mutlu olmuş. Annesine göstermek için sabırsızlanmış. Hemen yola çıkmış ve pazara gelmiş. Pazarda yaşlı kadın kukla kızın getirdiği halıyı görünce çok şaşırmış ve sevinmiş. "Kızım, bu ne güzel bir halı böyle, çiçek bahçesi gibi. Bu halının alıcısı çok olur" demiş. Nitekim öyle de olmuş. Pazarda herkes kukla kızın halısına ilgi göstermiş. Halının fiyatını soranlar olmuş ama yaşlı kadın bu halıyı şimdilik satmıyoruz. Bu halının sahibi sonra belli olacak demiş. Kukla kız bunu duyunca merak etmiş ama annesine bir şey sormamış. Aradan birkaç gün geçmiş, pazarda bir telaş başlamış. Herkes birbirine haber vermiş. "Padişah geliyor, padişah geliyor." Padişah genç ve yakışıklı bir delikanlıymış. Ülkenin dört bir yanını gezip halkın durumunu öğrenmeye çalışıyormuş. O gün de pazar yerine gelmiş. Padişah pazar yerinde dolaşırken kukla kızın halısını görmüş. Halının güzelliği karşısında büyülenmiş. "Bu halının sahibi kim?" diye sormuş. Yaşlı kadın ileri çıkarak "Bu halının sahibi benim efendim" demiş. Padişah "Bu halının fiyatı nedir? Ben bu halıyı almak istiyorum" demiş. Yaşlı kadın "Efendimiz, siz ne takdir ederseniz halının fiyatı odur" diye cevap vermiş. Padişah "Peki bu halının hikayesi nedir? Kim dokudu bu güzel halıyı?" diye sormuş. Yaşlı kadın "Bu halıyı benim kızım dokudu efendim. O dağdaki çiçeklere bakarak onların renklerini ve şekillerini halıya aktardı." Padişah "Çok ilginç. Peki kızınız nerede? Onu da görmek isterim. Belki o halının sırrını bana da söyler" diye merak etmiş. Yaşlı kadın "Kızım evde efendim. Eğer kabul ederseniz sizi evimize davet etmek isterim. Belki kızım da size halının sırrını anlatır." Padişah "Peki kabul ediyorum. Bu halıyı da alıyorum. Fiyatını sonra konuşuruz. Ama önce kızınızla tanışmak istiyorum." Yaşlı kadın sevinçle halıyı padişaha vermiş. Padişah da yaşlı kadının peşinden evine gitmiş. Evde kukla kız halı dokumakla meşgulmüş. Halının üzerinde güneşin altında parlayan çiçekler beliriyormuş. Kukla kız çok dikkatli ve özenle çalışıyormuş. Yaşlı kadın eve gelince "Kızım, seninle tanışmak isteyen bir misafirimiz var" diye seslenmiş. Kukla kız başını kaldırıp bakmış, kapıda duran padişahı görünce çok utanmış. Yüzü kızarmış, gözleri kısılmış. Padişah da kukla kızın güzelliği karşısında hayran kalmış. Kukla kızın yüzü bir çiçek gibi açmış, gözleri bir boncuk gibi parlamış, dudakları bir kurdele gibi kıvrılmış. "Merhaba, sen bu yaşlı kadının kızı mısın?" diye sormuş padişah. Kukla kız "Evet efendim, ben onun kızıyım" diye cevap vermiş. Padişah kukla kızın yüzüne yine hayranlıkla bakmış. Onun güzelliği ve yeteneği onu çok etkilemiş. Onunla bir ömür geçirmek istemiş. Padişah "Sen çok güzel bir kızsın ve çok güzel bir halı dokuyorsun. Bu halıyı sana geri veriyorum. Böyle güzel bir halının sahibi ancak senin kadar güzel bir kız olabilir. Ama eğer kabul edersen halıyla birlikte seni de yanımda götürmek istiyorum. Benimle evlenir misin? Seni görünce sana aşık oldum" demiş. Kukla kız bunu duyunca çok şaşırmış. Padişahın ona aşık olduğuna inanamamış. Ama aynı zamanda çok da mutlu olmuş. Çünkü padişah da ona çok yakışıklı ve nazik gelmiş. Onunla evlenmeyi kabul etmiş. Kukla kız "Evet efendim, sizinle evlenirim" demiş ve padişahın elini tutmuş. Yaşlı kadın da ona gülümseyerek onay vermiş ve "Kızım, seni çok seviyorum. Senin mutluluğunu istiyorum. Padişah sana iyi bakacaktır. Onunla evlen ve bahtiyar ol" diye söylemiş. Padişah ve kukla kız birbirlerine sarılmışlar. Sonra padişah, "Siz de benim annem ve babam oldunuz. Sizi saraya götüreceğim. Orada rahat ve huzurlu bir hayat süreceksiniz." demiş. Yaşlı çift de çok mutlu olmuşlar. Padişah, kukla kız ve yaşlı çift at arabasına binmişler, saraya doğru yola çıkmışlar. Yolda halk padişahı ve gelini görünce çok sevinmiş. Onlara çiçekler atmış, tezahürat yapmış. "Padişahımız yaşasın, kraliçemiz var olsun" diye bağırmışlar. Padişah ve kukla kız halka el sallamışlar. Saraya geldiklerinde sarayın kapısında padişahın annesi ve babası onları karşılamış. Padişahın annesi kukla kızı kucaklamış. "Hoş geldin kızım. Seni çok merak ediyordum. Çok güzel bir gelin oldun" demiş. Padişahın kızı da kukla kızı öpmüş. "Hoş geldin kızım. Seni çok seveceğiz" diyerek onu tebrik etmiş. Padişahın annesi ve babası yaşlı çiftle de tanışmışlar. "Sizler de hoş geldiniz. Artık bizim ailemizin bir parçasısınız" diyerek onların gönüllerini hoş etmişler. Sonra hep birlikte sarayın içine girmişler. Saray çok büyük ve görkemliymiş. Her yan altın ve gümüş süslemelerle doluymuş. Duvarlarda paha biçilmez tablolar asılıymış. Avizeler ışıl ışıl parlıyormuş. Halılar yumuşacık dokunuyormuş. Padişah kukla kıza sarayı gezdirmiş, ona odaları, salonları, bahçeleri göstermiş. Kukla kız her şeye hayran kalmış. "Bu saray çok güzel, burada yaşamak çok güzel olacak" demiş. Padişah, "Burası senin evin artık, burada istediğin gibi yaşayabilirsin" diye eklemiş. Kukla kız, "Teşekkür ederim padişahım, seninle burada çok mutlu olacağız" diye cevap vermiş. Padişah ona sarılmış ve "Sen benim hayatımın sultanısın" diye fısıldamış. Düğün töreni sarayın en büyük salonunda yapılmış. Salonun ortasında padişah ve kukla kızın oturduğu bir taht varmış. Tahtın arkasında da yaşlı çift ile padişahın ailesi yer almış. Salonun etrafında davetliler dizilmiş. Hepsi en güzel kıyafetlerini giymişler. Hepsi padişah ve gelini gördükleri için heyecanlıymış. Düğün başlamış. Padişah ve kukla kızın nikahını kıymışlar. Davetliler alkışlamış, tebrik etmişler. "Padişahımız ve hanımı birbirlerine ne kadar çok yakışıyorlar. Allah onları mesut etsin" diye güzel dileklerde bulunmuşlar. Sonra da müzikler çalmaya başlamış. Padişah ve kukla kız dans etmişler. Davetliler de onlara katılmışlar. Kukla kız ve padişah çok mutlu olmuşlar. Kukla kız padişahın eşi olmuş, yaşlı çift de sarayda saygın bir yer edinmiş. Kukla kız ile padişah birbirlerini çok sevmişler ve çok mutlu olmuşlar. Kukla kız artık bir kukla değil, gerçek bir insanmış. Ama bunu sadece yaşlı çift biliyormuş. Kukla kız ile padişah birbirlerine o kadar çok bağlanmışlar ki her gün birlikte vakit geçiriyor, birlikte geziyor, birlikte eğleniyorlar, birbirlerine saygı ve sevgi gösteriyorlarmış. Bir süre sonra kukla kız hamile kalmış. Padişah çok sevinmiş. Kukla kıza çok iyi bakmış. Kukla kız sağlıklı bir erkek çocuk doğurmuş. Çocuğun adını Güneş koymuşlar. Güneş çok tatlı ve akıllı bir çocuk olmuş. Sarayda herkes onu çok sevmiş. Yaşlı çift ve padişahın anne babası da onunla çok ilgilenmiş. Ona masallar anlatmış, oyunlar oynamış, hediyeler almışlar. Güneş büyüdükçe kukla kız ve padişahın başka çocukları da olmuş. Bir kızları olmuş, adını Çiçek koymuşlar. Sonra da bir erkek çocukları daha olmuş, adını da Yıldız koymuşlar. Kukla kız ve padişahın 3 çocuğu olmuş, hepsi de çok güzel ve zeki olmuş. Sarayda mutluluk hakimmiş. Padişah hem iyi bir baba hem de iyi bir hükümdar olmuş. Halkına adaletle davranmış, ülkesini zenginleştirmiş, güçlendirmiş. Halkı da onu çok sevmiş, ona dua etmiş. Kukla kız ve padişahın ülkesi huzur içinde yaşamış. Herkes mutlu ve refah içinde olmuş. Ve onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Masalımız burada bitiyor. Hoş kalın, hoşça kalın, çoktan çok selamlar.